Diğer taraftan tabi terör meselesini de. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Lüksemburg Dışişleri ve Avrupa Bakanı Jan Asselborn'la ortak basın toplantısı düzenledi. Çavuşoğlu basın toplantısında şunları söyledi. Maalesef PKK ve FETÖ Avrupa ülkelerinde yoğun bir şekilde faaliyetlerini sürdürüyor. Lüksemburg'da da özellikle ilişkilerimizi zehirlemek için faaliyetlerde bulunduğunu görüşmemizde vurguladık ve bu konuda Lüksemburg yönetiminin tabii tedbir alması önemli. Avrupa Birliği ve Türkiye olarak 2016 yılında 18 Mart'ta imzaladığımız göç mutabakatının devam etmesi her iki tarafının yararınadır. Türkiye kusursuz bir şekilde bu mutabakatı başarıyla uygulamaktadır. Efendim, Amerikan Başkanı Trump'ın dün Twitter'da bazı açıklamaları oldu. Bunların ilki eğer Türkler Kürtleri vurursa onları ekonomik olarak mahvedeceğiz dedi. Siz bu açıklamayı nasıl değerlendiriyorsunuz? Türkiye'nin bundan sonraki harekat planı nasıl olacak? İkincisi ise Türkiye'nin sınırında yaklaşık 32 kilometrelik bir güvenli bölgeden bahsetti. Amerika size böyle bir teklif sundu mu? Bizimle paylaşabileceğiniz detaylar var mı? Ve Türkiye bu güvenli bölge hakkında ne düşünüyor? Türkiye'nin bu konudaki pozisyonu nedir? Teşekkür ederim. Bir terör örgütüne karşı tek taraflı müdahaleye karşıyız diyorsunuz. O zaman gelin terörle birlikte mücadele edelim. Bizim Suriye'de bugüne kadar yaptığımız terörle mücadele, DAEŞ'e karşı, PKK'ya karşı mücadeleler Avrupa'nın güvenliği için de çok önemlidir. Ya şimdi karşıdaki terör örgütüyle İkili anlaşma üzerine mi bir hareket edeceğiz? Yani Kürtlerle teröristleri ayırt etmek istemediğiniz zaman işte böyle yanlış demeçler içine girebiliyorsunuz. Ve bu terör örgütü, siz diyorsunuz ki Suriye'nin bağımsızlığını istiyoruz. Evet, Birleşmiş Milletler'in 2254 nolu kararı da bunu söylüyor. Fakat bu terör örgütü şu anda Suriye topraklarının %33'ünü, neredeyse üçte birini İşgal ediyor. Ne için? Bölmek için. Ona karşı niye ses çıkaramıyorsunuz? Yani DAEŞ'e karşı olduğunuzu söylüyorsunuz da diğer terör örgütlere karşı olduğunuzu söylemiyorsunuz. İşte bunlar esasen Avrupa'nın terörle mücadelede güvenliliğini zedeliyor. Bunları da bir dost olarak söylemek benim boynumun borcu. Sorduğunuz soruya gelecek olursak, her şeyden önce, içeriğinden önce şunu söylemek isterim. Stratejik ortaklar Twitter, sosyal medya üzerinden konuşmaz. Ve kanallarımız açık. Sayın Trump Cumhurbaşkanımızı iki defa arayarak Suriye'den çekilmek istediklerini ve bunu Türkiye ile koordine etmek istediklerini söylediler. Biz de muhataplarımızla görüştük. Daha iki gün önce ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo ile de telefonda görüştük. Bolton'un ziyaretinde tüm arkadaşlarımızla beraber yapılan toplantı ortada. Bize verilen bir belgeye karşı bizim de cevabımızı bugün de zaten ABD'ye gönderiyoruz.